İsrail ordusunun Gazze'de Birleşmiş Milletler tarafından sığınak olarak kullanılan bir okula düzenlediği saldırıda en az 15 Filistinli yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 kişi ise yaralandı. Beyton'un bölgesinde bulunan okula hedef alan saldırıda ölenler arasında çoğunluğu çocuk ve kadınlar bulunuyor. Okul Gazze'deki az sayıda güvenli noktadan biriydi. Saldırı karşısında dehşete düştüm diyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon ise yaptığı açıklamada bu kesinlikle kabul edilemez. Saldırıyı şiddetle kınıyorum, hem İsrail'e hem de Hamas'a söylüyorum. İnsanları öldürmek yanlıştır şeklinde konuştu. To kill your own people. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Sözcüsü Chris Guinness de İsrail'in okulda sivillerin yaşadığından haberi olduğunu ve saldırının buna rağmen düzenlendiğini söylemişti. Öte yandan İsrail hükümeti sivil ölümlerden Hamas'ı sorumlu tuttu. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yigal Parmor tarafından yapılan açıklamada Hamas kendi halkını, Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor denildi. İsrail 3 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından 7 Temmuz'da koruyucu hat adı altında Gazze'ye havadan, 17 Temmuz Perşembe akşamı da karadan saldırıya geçmişti.